Hayat Ağacından herkese merhaba. Özür dilemek, insanlar arasındaki iletişim ve ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde kritik bir rol oynar. İnsanların hatalarını kabul etme, başkalarını anlama ve empati gösterme kapasitesini yansıtır. Karşılaşılan sorunları çözmek ve iletişim engellerini aşmak için önemli bir araçtır. Hatalı davranıldığında özür dilemek, bu hatanın farkında olmanın ve bunu düzeltmek için sorumluluk almanın açık ifadesidir. Bu, dürüstlük, saygı ve öz eleştiri becerilerini birleştirirken, insanların ilişkilerini onarmak ve güçlendirmek için de bir fırsat yaratır. Özür dilemek, bir kişinin olgunluğunu ve karakterini de gösterir. Kendi hatalarını kabul etme cesareti, başkalarına saygı duymanın ve birlikte yaşama becerilerinin bir göstergesidir. Ancak bazen sadece başkalarının ne düşündüğüne çok fazla önem verdiğimiz için özür dileriz. Karşımızdaki insanlar bu aşırı özür dileme eğilimimizi zayıflık, güvensizlik ve yeteneksizlik olarak algılayabilirler. Bu videoda aslında özür dilemenin gereksiz olduğu bazı durumları ele alıyoruz. Yorgun görünmek veya saçımızın her zamankinden biraz daha dağınık olması gibi bazı durumlarda özür dilediğimizde kendimize şefkat eksikliği olarak algılanır. Bu tür bir özür dileme eylemi aslında kendimize karşı eleştirel bir tavır sergilediğimizi gösterir. Herkes zaman zaman kendini yorgun hissedebilir veya dış görünüşüyle ilgili bazı sorunlar yaşayabilir. Eğer olmadık yerde, olmadık giysiler içinde değilseniz, nasıl göründüğünüz için özür dilemek zorunda değilsiniz. Bir insan duygularını ifade ettiği için özür dilememelidir. Çünkü duygular doğal ve kişisel deneyimlerimizin bir parçasıdır. İfade ettiğimiz duygular, düşüncelerimizi ve iç dünyamızı diğer insanlarla paylaşma şeklimizdir. Özür dilemek, hatalı veya haksız bir davranışımızın veya sözlerimizin sonucunda başkalarını incittiğimizde gereklidir. Oysa duyguları ifade etmek bir hata veya yanlışlık değildir. Tabii ki duygusal ifade ile birlikte kullanılan dil ve davranış biçimleri de önemlidir. Empati, anlayış ve saygı çerçevesinde duygularımızı ifade etmeliyiz. Hayatın getirdiği zorluklar, baskı ve stres nedeniyle bazen kendimizi bunalmış hissedebiliriz. Bu tür duyguların ortaya çıkması tamamen normaldir ve insan doğasının bir parçasıdır. Başkalarından yardım istemek zayıf olduğumuzu göstermez ya da durumları yönetme yeteneğimizi olumsuz etkilemez. Bilakis bir şeylerin üstesinden gelmek için yardım talep etmek, güçlü olmanın ve sorunlarla başa çıkma yeteneğinizin bir göstergesidir. Sınırlarınız, becerileriniz ve bilginiz konusunda enformasyon sahibi olduğunuzu gösterir. Bu tür durumlarda özür dilemek de gereksizdir. Dürüstlük insan ilişkilerinde önemli bir değerdir ve insanlar genellikle doğruyu duymaktan ve gerçekleri öğrenmekten memnuniyet duyarlar. Ancak gerçekler bazen incitici veya rahatsız edici olabilir. Dürüstlüğünüzden dolayı başkalarının incinip kırıldığı düşüncesine kapılmak anlayışlı bir yaklaşımdır. Her ne kadar iyi niyetle söylüyor olsanız da dile getirdiğiniz gerçek başkalarını üzebilir veya rahatsız edebilir. Böyle durumlarda özür dilemek ya da doğruyu söylemekten kaçınmak yerine iletişimi düzgün bir şekilde yönetmek en doğrusudur. Herkes kendi eylemlerinden sorumludur ve başkalarının yaptığı şeyler nedeniyle özür dilemeye gerek yoktur. Bireyler hayatları boyunca yapmış oldukları seçimlerden ve eylemlerinden dolayı sorumludur. Her birimiz kendi değerlerimize, ahlaki ilkelerimize ve kişisel inançlarımıza göre hareket ederiz. Başkalarının yaptığı şeylerin sizinle bir şekilde ilişkili olduğunu hissetseniz bile bir başkasının nasıl davrandığı kontrolünüz dışında olan bir şeydir. Günümüz dünyasında insanlar pek çok konuda sabırsız davranıyor. Herkes her şeyin hemen o anda oluvermesini istiyor. Böyle bir durumda insan kendini baskı altında hisseder ve düşünmek için zamanı olmadığından acele ve yanlış kararlar verebilir. Siz her an bekçi gibi hazırda bekleyen ve anında karar veren biri olmak zorunda değilsiniz. Her sorumluluk sahibi insanın yapması gerektiği gibi düşünmek ve karar vermek için zaman istediniz diye kimseden özür dilemek zorunda değilsiniz. Bazen hayatın yoğun temposundan yorulduğunuz ve kendinizle baş başa kalmak istediğiniz anlar olabilir. Yoğun tempolu yaşam, ilişkilerinizi ihmal etmenize ve iletişiminizin yüzeyselleşmesine neden olabilir. Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumak, ilişkilerinizi, başkalarıyla olan iletişiminizi daha sağlıklı hale getirmek için enerji toplamaya, içsel dengeyi bulmaya ihtiyacınız vardır.
bu zamanı kullandınız diye de kimseden özür dilemek zorunda değilsiniz. Etrafınızda ilişkide olduğunuz bazı kişiler hayatınızda sürekli olarak toksik bir etkiye sahipse bu zihinsel sağlığınıza zarar verecektir. Böyle durumlarda ilişkiyi sonlandırmanız en doğru karar olacaktır. Bir zamanlar paylaştığınız güzel anıları, hatıraları terk ediyor olmak ne kadar acıtıcı olsa da bunun için suçluluk duymayın veya özür dilemeyin. Bunun yerine sizi takdir eden, saygı duyan ve umursayan insanlarla kendinizi çevreleyin. Bir cendere içerisine sıkışıp kalmış, konfor alanından çıkamayan insanlar genellikle değişime karşı direnç geliştirir. Özellikle sizin daha iyi birine dönüşüyor olmanız, değişip gelişmeniz etrafınızda pek hoşlanılan bir durum olmayabilir. İnsanlar sizin tahmin edilebilir, öngörülebilir biri olarak kalmanızı tercih ediyor olabilirler. Fakat böyle bir değişim için kimseye hesap vermek ya da özrünüzü beyan etmek zorunda değilsiniz. Bazı insanlar sizdeki değişime ve gelişime uyum sağlamakta zorlansa da zaman içinde bunları kabul edeceklerdir. Her birey bazı temel haklara sahiptir. Haklarınız başkalarının hakları kadar önemlidir ve bazen kendinizi savunmanız gereken durumlar olabilir. Sınırlarınıza saygı gösterilmesini istemek veya size karşı yapılan hataların düzeltilmesini talep etmek yanlış bir şey değildir. Bunun için özür dilemenize gerek yoktur. Haklarınızı savunmak sadece sizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda özgüveninizi artırır. Bir şeye tutkuyla bağlandığınızda en iyisini yapmak için tüm enerjinizi harcarsınız. Ancak bazen bu tutku bile istediğiniz sonucu vermez ve her şey umduğunuz gibi gitmez. Bu durumda kariyeriniz beklenmedik bir şekilde sona erebilir, işinizden olabilir, başarısızlık yaşayabilirsiniz. Dünyanın sonu değil. Eğer tutkuyla ve elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza inanıyorsanız, işler yolunda gitmedi diye üzülmeniz, özür dilemeniz gerekmez. Hayatta her bireyin kendi öncelikleri ve değerleri vardır ve bunları başkalarına açıklamak veya haklı göstermek zorunda değildir. Herkesin farklı yaşam deneyimleri, hedefleri ve tutkuları vardır. Bu yüzden herkesin öncelikleri de farklı olacaktır. Mutluluğumuzu, huzurumuzu ve kişisel gelişimimizi etkileyen önceliklerimiz zaman zaman başkalarıyla çatışabilir veya onlara rahatsızlık verebilir. Bu durumda kendimizi suçlu hissetmek yerine kendi doğrularımızı takip etmek ve kendi sınırlarımızı korumak önemlidir. Başkalarını memnun etme kaygısıyla kendi ihtiyaçlarımızı ihmal etmek uzun vadede mutsuzluğa ve hayal kırıklığına yol açabilir. Geçici bir süreliğine hastalanmak ya da daha kronik sağlık sorunlarıyla uğraşıyor olmak maalesef sizin kontrolünüz dışında gelişen durumlardır. Bunun için özür dilemenize gerek yok. Sadece daha iyi olmaya odaklanmanız gerekir. Sağlığımızı en iyi şekilde korumak ve iyileşme sürecine odaklanmak neleri öncelediğimizi vurgular. Hastayken kendi sağlığını geri plana itip hala başkaları için uğraş verenler bir süre sonra kullanışlı birer aparata dönüşebilirler. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.